Polinom bölmesi. Evet, beklediğinizden de ilginç bir konuymuş, öyle değil mi? Devam etmek ister misiniz? Biri yine sokakta yanınıza geliyor ve sizden x kare artı 1 bölü x artı 2 işlemini yapmanızı istiyor. Hemen videoyu durdurun ve bu işlemi kendi kendinize yapmaya çalışın. Bu arada size küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu göründüğü kadar kolay olmayabilir. Hadi bakalım, bu işlemi iki farklı şekilde yapabiliriz. Payı çarpanlarından biri x artı 2 olacak şekilde yeniden ifade etmeye çalışabilir ya da uzun bölme yöntemini kullanabiliriz. İsterseniz önce payı yeniden ifade etmeyi deneyelim. X kare artı 1'i çarpanlarına ayırmak kolay değil ama sizce bunu çarpanlarından biri x artı 2 olacak ve birinci dereceli terimi de olmayacak bir şekilde ifade etmek mümkün mü? Burada x'li bir terim olmadığını görüyorsunuz, değil mi? Bunun için x artı 2'yi kullanarak 2 kare farkı yazabiliriz. X artı 2 çarpı x eksi 2'nin x kare eksi 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunun x kare artı 1'e eşit olması için 5 eklememiz lazım. Hemen yazıyorum. Evet, buraya x kare eksi 4 artı 5. Bu iki ifade eşdeğer ifadelerdir ama bunu neden yaptın diye soracak olursanız x kare eksi 4 yerine x artı 2 çarpı x eksi 2 yazmak istiyorum da ondan. Böylece x artı 2 çarpı x eksi 2 bölü x artı 2 artı 5 bölü x artı 2 elde ederim. X eksi 2'ye eşit olmadığı sürece payı ve paydayı x artı 2'ye bölebilirim ve bunu yapınca geriye de x eksi 2 artı 5 bölü x artı 2 kalır. Bununla eş değer olduğunu belirtmek için buraya x'in eksi 2'ye eşit olmaması gerektiğini de ekleyeceğim. O halde x kare artı 1 bölü x artı 2'nin sonucu ya da bölümü diyeyim daha doğru olacak x eksi 2'dir. Ama bir de kalan var. Evet, kalan. Bu işlemin kalanı da 5. Şimdi isterseniz aynı işlemi bir de uzun bölme yöntemiyle yapalım. O zaman işlemin neden bu şekilde sonuçlandığını daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. X kare artı 1'i x artı 2'ye böleceğiz. Böyle bir işlem yaparken basamak değerleri konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. X kare artı 1'in x'li yani birinci dereceli bir terimi olmadığı için artı 1'i arada boşluk bırakarak yazacağım. Derecesi 2 olan terim burada, derecesi 1 olan terim yok ve artı 1 yani sabit terim de burada. Peki x karede x kaç kere var? X kere, öyle değil mi? Bölmeye derecesi en büyük olan terimlerle başlamak gerektiğini biliyorsunuz. X karede x, x kere var. Bu birinci dereceli bir terim olduğu için buraya yazacağım. X çarpı 2, 2x eder. X çarpı x de x kare. Çıkaralım. X kareler birbirini götürecek. Bunun artı 0x olduğunu düşünürsek, evet geriye eksi 2x kalır. Artı 1'i de aşağıya indiriyorum. Eksi 2x de x eksi 2 kere vardır. Bunu da sabit terimin altına yazmam lazım. Evet, eksi 2 çarpı 2 eksi 4 eder. Eksi 2 çarpı x de eksi 2x. Şimdi, burada işaretlere dikkat etmelisiniz. Çünkü eksi 2x artı 1'den eksi 2x eksi 4 çıkarıyoruz. İsterseniz parantez içine alıp eksi işaretini parantezin dışına koyun. İsterseniz de bunları eksi 1 ile çarpın. Hangisini yaparsanız yapın, bu artı 2x, bu da artı 4 olur. Hadi şimdi çıkaralım. Eksi 2x artı 2x 0 eder, 1 artı 4 de 5. Bu noktadan sonra bölmeye devam edemiyoruz. O halde bu yani 5 kalan olmalı. Yani aynen burada olduğu gibi. Uzun bölme işlemini yapınca da bölümü x eksi 2, kalanı da 5 olarak bulduk.